Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size fen bilimleri dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırırsınız. Doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Hemen 1. sorudan başlayalım. Oyuncak bir arabaya yapılan hangi kuvvet onu durdurabilir? İleriye giden bir arabanın tersi yönünde kuvvet uygulanması. İşte bu oyuncak arabayı durdurabilir. Ama kontrol edelim, diğerlerine bakalım. İleriye giden bir arabanın aynı yönde kuvvet uygulanması bu arabanın daha da hızlanmasına sebep olur. İleriye giden bir arabanın yan tarafından kuvvet uygulanması bu da yönünü değiştirmesine veya onun devrilmesine sebep olur. Yani onu durdurmaz yani. İleriye giden bir arabanın yolundaki engellerin kaldırılması bu da uygun değil. Cevabımız A şıkkı oldu. Zaten söylemiştik baştan. A şıkkını işaretledik. İkinci soruda mıknatıslarla ilgili bir soru var. Mıknatıslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Mıknatısların iki kutbu vardır. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Bu doğru bilgi. Pusulalar, buzdolabı kapakları ve buzdolabı süsleri, hoparlörler, kapı zilleri mıknatısların gündelik hayatta kullanıldığı yerlere örneklerdir. Bu da doğru bir cümle. Bir mıknatısı ne kadar parçaya bölersek o kadar çok mıknatıs elde ederiz ve oluşan mıknatısların her birinin çekim gücü büyük mıknatısla aynıdır. İşte bu cümlenin birazı doğru, birazı yanlış. Niye? Şuraya kadar doğru. Evet, o kadar mıknatıs elde ederiz. Ne kadar bölersek bölelim. Yeni mıknatıslar ortaya çıkar. Ama bu bölünen küçük parçalar büyük mıknatıs kadar çekim gücüne sahip değildir. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olacak. Cümlenin bir kısmı yanlış çünkü. Mıknatısı bazı eşyalara yaklaştırmamız o eşyalar için zararlı olabilir. Evet, bu da doğru bir cümle. Ne yapalım? Diğer soruya bakalım. Üçüncü soru. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi maddedir? Işık, su, ses ve şimşek var. Doğru cevap su olacak. Çünkü kütlesi ve hacmi olan burada su var. Diğerleri böyle değil. Diğerleri bir enerji çeşidi. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Resmi görüyorsunuz. Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi boş kavanozun kütlesi 300 gram gelmiş. Daha sonra içine bal doldurulmuş ve 780 gram olmuş. A. Kavanozun darası 300 gramdır. Bu doğru. Dara demek boş kabın ağırlığı demek. Balın kütlesi 480 gramdır. Bu ifade de doğru. Çünkü kavanozla beraber 780 geldi. Bakın 780'den 300'ü çıkardığımız zaman yani boş kavanozun kütlesini çıkardığımız zaman ne kalıyor geriye? 480. Bu ifade de doğru. Toplam kütle 780 gramdır. Bu da doğru. Çünkü kavanozla beraber 780 gram. Balın kütlesi 780 gramdır diyor. İşte bu yanlış. Çünkü kavanozun içindeki balın kütlesi 480. Az önce B şıkkında vardı. Buradaki yanlış ifade D şıkkı. Biz de onu işaretledik. Devam edelim 5. soruya. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Hız değişikliği, şekil değişikliği, yön değişikliği ve renk değişikliği var. Evet, doğru cevap D şıkkı olacak. Renk değişikliği. Yani kuvvet uygulandığında renk değişmez ama diğerleri değişebilir. 6. sorumuz. Yukarıdaki mıknatıslardan hangileri birbirini çeker? Şimdi şöyle bir numarada şu mıknatıslar yani yan yana karşılaştıracağız. Şimdi hangileri birbirini çekiyor? Zıt kutuplar olduğunda birbirini çekiyor. Birinci durumda bakın ikisi aynı kutup. Bunlar birbirini iter. Bunlar da iter. Çünkü orada da N ve N var. Ama üçüncü grupta bakın S ve N bunlar birbirini çeker. 4 numara da birbirini çeker. Çünkü farklı kutuplar. O zaman 3 ve 4 numarada yani B şıkkı diyoruz. Bunlar birbirini çeker diyoruz. 7. soruya bakalım. Ayhan arabasını iterken Süleyman ok yönünde kuvvet uygulayarak yardım ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Yani işte Ayhan bu tarafa doğru iterken Süleyman da aynı yönde ona yardım ediyor. O da o şekilde itiyor. Araba durur mu? Hayır. Araba geri geri mi gider? Tabii ki hayır. Arabanın hızı artar. Evet, işte bu C şıkkı. Arabanın hızı yavaşlar mı? Hayır.
Ha Süleyman önden yani buradaki Ayhan'ın tersi zıt yönde kuvvet uygulasaydı o zaman arabanın hızı yavaşlar veya araba durabilirdi. Kuvvetin büyüklüğüne göre değişirdi. Uyguladıkları kuvvetin büyüklüğüne göre yani. Ama buradaki durumda arabanın hızı artar. Çünkü ikisi de aynı yönde itiyorlar, kuvvet uyguluyorlar. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı, gaz şeklinde sıralanan örnek maddelerden oluşmuştur? Şimdi ben bütün şıkları okumayacağım. Sizler videoyu durdurup şöyle bir bakabilirsiniz. Katı, sıvı ve gaz olan seçenek C şıkkında var. Tahta katı, süt sıvı, havada gaz durumunda. Cevabımız burada C şıkkı oluyor. İşaretledim. 9. soru. Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ne var resimde bakalım. Birinci durumda bir kabımız var ve içinde 500 mililitre hacminde su var. Daha sonra bu suyun içerisine bir taş bırakılıyor ve taşla beraber suyun hacmi 650 mililitre oluyor. Bakalım şimdi cümlelere. A. Yapılan işlemde taşın hacmi ölçülmüştür. Bu doğru bir ifade. Çünkü baştan su konulmuş, sonra içine taş bırakılmış ve taşın hacminin ne kadar olduğu belli. Çünkü 650'den 500'ü çıkardığımızda taşın hacminin 150 mililitre olduğunu anlayabilirsiniz. B. Taşı çıkarıp 150 mililitre hacminde demir parçası koysak toplam hacim yine 650 mililitre olur. Doğru, çünkü 500 vardı baştan. Taşı çıkarırsınız yine 500 kalır. Sonra 150 mililitre hacminde demir parçası koysanız yine 650 mililitre olur. C. Taşın hacmi 150 mililitredir. Bu da doğru. Dedik ya 650'den 500 çıkınca 150 kalıyor. Taşın hacmi 650 mililitredir. İşte bu yanlış. D şıkkını işaretleyelim. Çünkü burada su da var, suyun hacmi var, taşın hacmi var. İkisi beraber 650 mililitre. 10. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski haline dönmez diyor. Yay, sünger, kalem ve paket lastiği var. Doğru cevap tabii ki kalem olacak. Yay esnek bir madde, sünger de esnek bir madde, paket lastiği de. Ama kalem kuvvet uyguladığımızda evet eski haline dönmez. Ya kırılır ya bükülür yani ama eski haline kendi kendine dönmez. C şıkkını işaretledik. 11. Şekildeki işçi eğik zemin hızlanma hareketi yapan el arabasını yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapmalıdır? Şimdi eğik zeminde işçi el arabasıyla beraber aşağıya doğru yürüyor. Şimdi el arabasını yavaşlatmak istiyor. Tabii yokuş aşağı olduğu için, eğik zemin olduğu için araba hızlanıyordur muhtemelen. İçinde yük de var zaten. Ne yapmalı bunu yavaşlatmak için? Koşmalıdır. Tabii ki yanlış. Daha da hızlanır o zaman. Arabanın önüne geçmelidir. Bu da yanlış. İtme hareketi yapmalıdır. Bu da yanlış. Arabayı kendine doğru çekmelidir. Çünkü araba aşağı doğru zeminden dolayı hızlanıyor. O da kendine doğru çekip arabayı yavaşlatmalıdır. Yani cevap D şıkkı olmalı. 12. Mıknatıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım A şıkkı. Mıknatısların kuzey ve güney kutbu vardır. Birinci cümlede doğruyu bulduk zaten ama diğerlerine de bakalım kontrol edelim tabii. Mıknatısların çekim gücü kutuplarda daha azdır diyor. Bu yanlış bir cümle. Mıknatısların zıt kutupları birbirini iter diyor. Bu da yanlış. Çeker. Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker diyor. Bu da yanlış. Aynı kutuplar birbirini iter. Zaten söylemiştik. A şıkkı doğruydu. A şıkkını işaretleyelim ve diğer sorumuza bakalım. Bazı maddelere uygulanan kuvvet ortadan kalktığı zaman esnek olduklarından dolayı tekrar eski şekillerine dönerler. Yukarıdakilerden hangisinin esnek özelliği yoktur? Oyun hamuru, yay, bulaşık süngeri ve paket lastiği. Evet, kolay bir soruymuş. Oyun hamurunun esneklik özelliği yoktur. Eski haline dönmez yani. O yüzden cevap A şıkkı oldu. 14. soruya geldik. Zeynep soluduğu havanın kütlesini ölçmek için aşağıdaki kaplardan hangisini kullanmalıdır? Neler var? A şıkkında dereceli bir kap var. B şıkkında su bardağı var. İşte burada leğen var. Bir de balon var. Şimdi havanın kütlesini ölçmek istiyorsak bir kere havayı bir yere hapsetmek ve onun dışarıya kaçmasını engel olmak lazım. Şimdi ağzı açık kaplarla havanın kütlesini ölçemeyiz. Burada cevabımız balon olacak. Peki nasıl yapacak? Boş olan balonu hassas bir teraziye koyacak, kütlesini ölçecek ve kaydedecek, bir yere yazacak. Daha sonra içine hava dolduracak ve tekrar bağzını bağlayacak ve hava dolu olan balonu o terazide yine tekrar ölçecek. Ve içinin yani kütlesinin ne kadar arttığını gözleyecek. Mesela diyelim ki baştan 100 gram, sonra hava doldurunca 150 grama çıktı. Bu şekilde olacak. Yani cevap burada C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur.
Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.